Geçtiğimiz günlerde havaların da soğumasıyla aracımdaki kapıların aralarından soğuk rüzgar geldiğini gördüm. Değiştirmeye düşündüm. Ancak piyasada bir araştırma yaptım. Geçen yıl 100 lira, 150 lira olan 4 kapı lastiği bu sene maalesef 400-450 liraya çıkmış oldu. Yani otomotiv sanayinde bir fırsatçılık olmuş bu zamların gelişi. Her şeye zam gelmiş durumda. Bir vatandaş olarak, bir emekli olarak tabii ki en iyisini almak lazım, orijinalini almak lazım aracı, ama maalesef imkansızlıklardan dolayı ucuz mal veya ucuza veren kişileri araştırdım. İnternet üzerinde Facebook'tan bunu bulamayacağımı araştırdım. Bir kişi bende var yollayayım dedi. Gaziantep'ten Sedat Bural isimli şahıs. Bende var, takımı 200 lira dedi. Artı bir başka parça daha istedim. O da 50 lira dedi. Tamam dedim, yolluyorsun. O da bana IBAN numarasını attı. Mal gelmeden biz ticaret anlayışına göre internet üzerinden IBAN numaralarına para atarak paket çok aldığımız için kişiye güvendik, yolladık. Aradan 8 gün geçti. Ayrıca kendisiyle yaptığımız telefon görüşmelerinde beni devamlı oyalamaya, meşgul etmeye attı telefonunu. Yine başka Antep'te bulunan bazı dostlarımı aradım. Kişiye ulaşmalarını söyledim. Yani bu dolandırıcılık yoluna girmeden aramızda halledebilelim, hatır işi yapalım dedik. O kişilere de sizi tanımıyorum, siz kim oluyorsunuz demiş. Ben halen kendisini arıyorum. Mütemadiyen biraz da ılık davranıyorum. Ama maalesef aramalarıma cevap vermiyor. Geçtiğimiz günlerde Emniyet Müdürlüğü'ne de giderek kendisinden şikayetçi olmak istedim. Ancak başka sebeplerden dolayı ertelemeye aldım. Ve bu arada yine kendisiyle Antepli arkadaşları görüşmeler yapmak istedim. Ama maalesef kendisi bizi dikkate almadı. Şu anda ulaşılamıyor. Benim gibi kişiler daha fazla dolandırılmaması için bu kişiyi dikkate almayın diyelim. Benim gibi başkalarının da dolandırılmaması için bu kişiye dikkate almasınlar. İsim olarak Sedat Bural, Gaziantep Otomotiv Sanayi, otomotiv sektörü.